50 cc gibi böyle zayıflık beklemeyin. Ama iki kişi bindiğiniz zaman canı gidiyor. Tek çıkamadığımız rampa orası. Yaptığım ekstralarla ilgili ayrı bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Yakıt olarak bu motordaki en büyük problem bana göre CBS sistemi tutarlı çalışıyor bana göre. Hiçbir şekilde vurma kırma bir şey olmadı. Ama buralarda şimdi sabitken incelemeyi çektik. Bir de yolda görelim. Hatta 4.5 tekrar gaz veriyorum. Alıyor. Ya bu motoru kısaca şöyle söyleyeyim. Nivlight Pro 125 ile alakalı görüşlerimi yansıtacağım sizlere. Bunlar kişisel tabii. Kendi hissettiklerim. Motorda öncelikle titreşim var. 50 cc gibi böyle zayıflık beklemeyin. Güçlü, güzel. Yani tek kişi için tam bir şehir için motoru diyebilirim. Şöyle diğer taraftan da göstereyim. Ama iki kişi bindiğiniz zaman canı gidiyor. Yani hızlanması yavaşlıyor vesaire. 125 cc için motorundan ne bekleyeceksin diyorsunuz ama işte almayı düşünenler için veya çift kişi diyelim ki biraz dik rampalara vesaire çift kişi çıkmıyor mu? Çıkıyor. Giresun'u bilenler bilir. Hasan Tepesi'ne çıkamadık iki kişi. Gerçi orada sulama kanalı vardı. Su yolu yapmışlar beton üstüne. Devirsiz çıkmak zorunda kaldım ama işte iki kişi maalesef o son dik rampayı çıkamadık. Tek çıkamadığımız rampa orası. Onun dışında bu bölgede yani Giresun bölgesinde çıkılmadık. O kazancılar yokuşu dahil hepsini çıkıyor dik rampa olarak. Ama işte verim yok. Yani böyle çekiş gücü vesaire komple düşüyor iki kişi de. Ama tek kişi şehir içinde tam bir oynama makinesi diyebilirim. Ekonomik yakıt olarak söylüyorum bunu. Burada büyük bir çanta aldım. Kuryecilik yapanlar da var gördüğüm kadarıyla. Ben şahsi kullanıyorum. O kadar şey yapmıyorum. Çoğunlukla asfaltta kullanıyorum. Bu yüzden konfor sele de aldım. Yaptığım ekstralarla ilgili ayrı bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Yakıt olarak benim tahminim yani bana göre 2.25 yakıyor. O civarda bir yakıt tüketimi var. Memnun muyum? Memnunum. Bu motordaki en büyük problem bana göre titreşim ve şu egzoz tarafından gelen ciddi rahatsız edici bir ses var. Hatta şurada gördüğünüz üzere şurada çatlamış da. Bu motorda bir de şu altta şu vida olması lazım. Aynen bu vida düşmüş, gevşemiş. Vida gevşemeleri falan var titreşime bağlı. Şu arka kaliperden ses geliyor. Mesela bu şey sürtüyor buraya. Buraya ara ara kontrol edip şunları gevşetip biraz yukarı kaldırıp çözenler var. Ben de öyle çok fazla sürtmediği için ara ara tabii yukarı kaldırıyorum ben de. 4100 km boyunca yolda bırakma, stop etme. Mesela NS200'de vardı. Devrici çekince stop ediyordu. Rönalte'ye düştüğü zaman. Bajaj NS200'de. Bunda öyle bir problem olmadı. Yani kuşkulandırmadı da açıkçası. CBS sistemi tutarlı çalışıyor bana göre. Arka fren sıktığınızda ön freni de sıktığını hissediyorsunuz. Yani bu net bir şekilde hissettiriyor. Kızaklama vesairelerin önüne geçiyor tabi. Ama tabi bende fabrikasyon lastikler var. Bunları mutlaka değiştirmek gerekiyor. ABS olsaydı tadından yenmezdi. Öyle söyleyeyim. Motorda. İşte ABS olmaması çok ciddi bir dezavantaj. Rakiplerine göre veya güvenlik kullananına göre söyleyeyim güvenlik olarak. Bana göre normal asfaltta konforlu hızı 75 km. 80 ve sonrasında artık bayağı bir titreşimi hissetmeye başlıyorsunuz motorda. Ellere geliyor. Şu konfor sele kullandığım için totonuz biraz da olsun rahatlıyor ama elleri bayağı bir gün boyu kullanırsanız eldiven olsa bile avuç içlerini de rahatsızlık hissi veriyor. 70-75 bandında ben asfaltta giderim diyen için konforlu gidişi var. Bunlar tabii şahsi izlenimler. Bir de şöyle bir problem var. Ya yani buradan atıyor. Hatta şöyle göstereyim. Önde de vardı. Şimdi hatırladım. Hiçbir şekilde vurma kırma bir şey olmadı. Ama buralarda bu elektrostatik boya sanırım 60 kalitesiz.
boya. Motorla alakalı değil tabi, koruma barı da yine de bir görmüşken söyleyeyim dedim. Şimdi tavsiye eder misiniz? 4100 kilometreye göre tavsiye eder miyim? Sert kullanmayacaksanız neden olmasın? Sert kullandıkça arka milde problemler oluyormuş vesaire. Dikkat edeceksiniz. Yani zaten Çin malı motorlar için de geçerli bu. Şimdi bunu kalkıp da son motorum XMAX 250 idi, onunla kıyaslayacak halim yok. Ben olsam ABS, yani bütçe meselesi tabii de, ABS'li olmasını isterdim yani bu motorun. Çünkü frene basarken korkuyorsunuz açıkçası. Özellikle ıslak zeminde bu lastikler tamamen bir problem. Kesinlikle güven vermiyor lastikler. Yani şu an henüz kullanıyorum. Herhangi bir başıma böyle olan aman aman denilecek bir bela da açmadığı için, almak isteyen olursa bütçesi mukabilinde alabilir. Ama dediğin gibi böyle tavsiye bitti şudur budur, mesela 75 üstüne çıkmadan giderim, hani konforlu hızından bahsediyorum titreşim olarak, bu şekilde 70-75'i kabul ederim yollarda diyorsanız alın, alabilirsiniz yani, problem yok. Belki benim motorumla da alakalıdır, onu da bilemiyorum, ama benim izlenimim bu motorda 75'ten sonra bir ciddi bir hissedilir titreşim artışı başlıyor. Varyatör bakımı da geldi, onu da bakıma vereceğim. Ama bu ilk baştan beri var. Ben rodajına vesaire her şeyine gayet dikkat ederek rodajını tamamladım. Yani ani gaz açmalar, 5000 devirin üstüne çıkmalar olmadı. Ara ara çıkış yaptım sadece. 1000 kilometreden sonra basmaya başladım. Ben en fazla son hız 97 gördüm sanırım. Onun üstüne çıkmadı. Düz yolda bulanacak o ön yüzde. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Aklınıza takılan herhangi bir soru, öneri veya katılmadığınız bir bölüm olursa üslubuyla yorumlara yazabilirsiniz. Köpek umurumda değil benim. Şimdi sabitken incelemeyi çektik, bir de yolda görelim. Evet, buradan dikkatlice geçtik, şimdi yokuş çıkacağız. Şimdi yokuşta boğduruyorum motoru. 4000'de 1'e kadar, hatta 4.5 tekrar gaz veriyorum, alıyor. Şey yok yani, tek kişi şehir içinde böyle ezilme gibi bir durumu yok. Gayet rahat rahat götürüyor yani. Yani mesela bu eğimde aniden gaz açınca hop diye götürecek diye bir kaide yok tabii ki. Yavaştan alıyor ama motor ezilmiyor. Altında böyle hani güçsüzlük hissettirmiyor o kadar. Dengesine gelince zaten hafif bir motor. Yani o kadar da bir problemli bir dengesi yok yani. Işıklarda, kalkışta vesaire güzel. Tek kişi. Çift kişi kalkıyor işte, öyle gidiyor. Yani bu motor, kısaca şöyle söyleyeyim. Çift kişi tadı kaçıyor bu motoru. Zaten 125 cc'ni bekliyorsun ki muhabbet oluyor. Böyle tur yapacak çift kişi. İşte nereye gideceğim belli olmaz, yokuş çıkarım, İşte uzun yol yaparım diyen kişilere ben tavsiye etmiyorum. Çünkü iki kişi gidecekseniz illaki yanınızda eşyalarınız da olacak. O kadar ağırlık bu motora fazla. Zaten azami ağırlığı. Şey, çok yüksek bir şey değil. Onun yerine 150'likler bakılabilir. ABS'li 150'likler. CBS işe yaramıyor mu? Yarıyor. Yani CBS işe yaramıyor demek tamamen bir
yalan yani bana göre. Arkayı sıkıp öne doğru yumulması vesaire. Önde o kadar değil de arkayı sıkınca önü bayağı bir tutuyor. İşte dediğim üzere tam şehir içi motoru. 50 cc'nin diye düşünen şeyi yok bunda. Gazı verdiğiniz zaman böyle arkaya doğru çekiyor. Ki benim artçımda 55 kilo falan yani, düşünün gerisini. İki tane 80'lik bilince ne olur bu? Canını çıkarmayı oynuyorsunuz yani o zaman. Şimdi bu yokuş iyi bir yokuş. Ölü devirde kalkmak için de önümde buna kadar gidecek bakalım. Şey hissi vermiyor. Kesilme hissi vermiyor motor. Bir de gerçek yol üzerinde anlatayım dedim motoru. Bu şekilde. Ama şimdi benim gibi hani ilçeler arası git gel varsa açıkçası yani tavsiye edemem. Şehir içinde kullanacağım. İşte 50 cc gibi ses var, görüntü yok muhabbet olmasın, çekiş olsun falan diyen adam için bence alınabilir bir seçenek. Bütçesi mukabilinde. Ama bütçesi yukarıda olan varsa ABS'li bir motor bakabilir. Şimdi doğruya doğru konuşmak lazım. Motorun en çok beğenmediğim yönü bu. ABS'siz olması. CBS'de kendi kategorisinde işini yapıyor yani. Bir şey diyemem ona da. Bir işe yaramıyor diyemem. Bir de bu ön, evet şeyi unuttuk. İki kişi özellikle bindiğiniz zaman ön vuruyor. Sonuna kadar vuruyor. Yani oraya bir takoz yapmamışlar. Bir sınırlandırıcı bir şey yapmaları lazımdı. O olmayınca iki kişi aşağı doğru inerken özellikle tak diye vuruyor. Demir demiri vuruyor belli, bariz yani.